Thomas Bernhard'ın romanları bilindik romana hem biçem hem de içerik açısından bir başkaldırıdır. Geleneksel romanın hiçlenişidir. Avusturyalı bu özgün yazarın romanlarında okuyucu bir şeylerin eksik kaldığı hissine kapılır. Güzel bir öykü yoktur. Görkemli bir son yoktur. En geleneksel kurallar olan olayların gelişme örgüsüyle paragrafsal ve bölümsel parçalanmalar, yani pozitivist bir kurgu, Bernhard'da tamamen yok edilir. Bernhard hiç paragraf kullanmaz ve romanlarını çeşitli bölümlere ayırmaz. Her türlü sınıflama ve gruplamayı reddeder. Uss'un eşyayı mantıksal kategorilere ayırmasına bilinçli bir karşı çıkışla yaşamı bir bütün olarak algılar. Ve tüm bütünü okuyucuya sık geri dönüşlerle bir anda verir. Tüm roman aynı anda her yerden başlar ve her yerde de biter. Bu yüzden Bernhard okuru romana istediği yerden başlayabilir ve istediği sayfaları yer değiştirebilir. Öykü yine de olay örgüsü bağlamında ilk halinden bir şey kaybetmez. Çünkü romanlarında bir olay örgüsü kurgulanmaz. Romanları eylemsizdir. Bernhard'ın yapıtları aniden biter. Açık kalırlar. Açıktırlar. Bernhard'ın anlattığı öyküleri başkasına anlatamayız. Her anlatı bizim parçaları bir araya getirme girişimimize direnirler. Bernhard'ın metinleriyle karşılaşan biri, onun yazım biçiminin türdeş olduğu izlenimine kapılacak ve bu nedenle Bernhard'ın farklı kitaplarındaki metinlerin kitaplar arası yer değiştirebileceği gibi yapıtların içindeki cümlelerin de yapıt içerisinde sınırsızca yer değiştirebileceği kanısına kapılacaktır. Bununla birlikte onun metinlerinin tek düzeliği dikkati yoğun olan bir okuyucu için keşfedilecek bir farklılıklar diyarıdır. Bir röportajında Bernhard bu tek düzeliği çok özel yapan şeyi nitelemek için harika bir imge kullanır. Beyaz bir duvara baktığınızda onun ne beyaz ne de çıplak olduğunu fark edersiniz. Eğer uzun bir süredir yalnızsanız ve yalnızlığa alışmışsanız ve yalnızlığa az çok idmanlıysanız, normal insanlar için çıplak olan yerlerde gittikçe farklı şeyler keşfetmeye başlarsınız. Duvarda çatlaklar, ince çatlaklar, engebeli yamalar, böcekler keşfedersiniz. Duvarlarda muazzam bir hareket vardır. Gerçekte duvar ve bir kitabın sayfası tamamıyla birbirine benzer. Bu imgeyi ciddiye almak gerekir. Bernhard'ın metinleri beyaz bir duvardır. Ve onun çalışmalarını böyle bir tavırla incelemeye çağrılırız. Duvardaki yarıkları, ince çatlakları, muazzam hareketi keşfeder gibi. Onda renklerin çeşitliliği tek renge indirgenmiştir. Fresk silinerek beyaz bir duvarla yer değiştirmiştir. Ve okuyucu bu yüzden Bernhard'ı okurken beyaz bir zeminle ilgilenmek zorundadır. Bernhard'ın üslubu bizi özellikle hırpalar. Çünkü onun düz yazısı gerçekçi metinler için kullandığımız ölçütlerle ölçülemez. Kendisi de metinleri için her fırsatta şunu vurgulamıştır. Benim kitaplarımda her şey yapmadır. Şeyleri ayırt edilebilir kılmak istediğinden onların biçimlerini bozar, çarpıtır, abartır. Onun kahramanları her kurumu ve kavramı eleştirirken yerden yere vurulurlar. Eleştirilen şey daima en çürümüş ve en aşağılık olan şeydir. Bir süre sonra okuyucu bu dünyada en çürümüş ve en aşağılık olmayanın ne olduğunu
kendisine sormaya başlar. Bernard'ın yaptığı şey tam da sürekli abartmakla gerçekte gerçekliğin ne denli kötü olduğunu gözler önüne sermektir. Kötü gerçekliğin yalnızca abartma sanatıyla sergilenebileceğini ve bunun ayrıca estetik bir duruş olduğunu düşünür. 1986 yılında yazdığı Yok Etme romanında, yaşamı sırasında bastırdığı bu son büyük yapıtında Bernard abartma sanatından bahseder. Ve der ki, "Abartma yeteneğimiz olmasaydı, korkunç can sıkıcı bir yaşama mahkum olurduk. Artık var olmaya değmeyen bir varoluşa. Ve ben abartma yeteneğimi akıl almaz bir düzeye çıkardım. Bir şeyi anlaşılabilir kılmak için abartmak zorundayız. Yalnızca abartma somutlaştırır." Bernard'ın en vurucu biçimsel yeniliklerinden biri, anlatı yöntemi olarak tüm yapıta dağılmış olan tekrarları kullanışıdır. Bernard'ın metinlerindeki sabır, ifadelerdeki ısrar, tekrarlamalar ve helezonluk, anlatılan süreci ilerletmeye değil, sürecin kendisine geri dönmek üzerine kuruludur. Bu geri dönüşler, yani tekrarlamalar, üç şekilde incelenebilir. Öncelikle Bernard, öz olarak aynı olan öyküyü her bir romanında tekrar tekrar yeniden anlatır. İkinci olarak, bu romanların tümünde her önemli sözcüğü ya da cümleyi bıkıp usanmadan birçok kez tekrar eder. Son olarak, öyküleri daima asıl karakterin konuşmalarını aynen aktaran başka şahısların ağzından anlatır. Yani kitabın ana anlatıcısı, asıl karakterin söylediklerini tekrar etmiş olur. Asıl karakterin sözlerini tekrarlayan kişi, yani kitabın ana anlatıcısı, tüm Bernard romanlarında asıl karakterin baskın kişiliğiyle iletişim kurarken, kendi özgün kişiliğini yitirme korkusunu sık sık okuyucuya iletir. Tüm kitap, baskın karakterlerle ondan etkilenen ve yaşamının belli bir döneminde o karakterin etkisine girmiş olan anlatıcı arasındaki rabıta içinde geçer. Bu yüzden aslında tüm Bernard romanları her seferinde aynı felsefeyi yansıtan bir monologdur. Bernard'ın odaklandığı ana karakterler, kültürlü, hali vakti yerinde olan, atalarından kalan miras dolayısıyla çalışmak zorunda bulunmayan ve tüm vaktini kitap okuyarak, yalnız başına yürüyüşlere çıkarak, dünya ve ölüm üzerine düşünerek ve sonra da bu düşüncelerini öykünün anlatıcısı olan kişiye aktaran, huzursuz ve insanlardan kaçarak toplum dışı bir yaşam sürdüren kişilerdir. Bernard'ın asli karakterleri, kendileri için hem hapishane hem de bir sığınak anlamı taşıyan kapalı yerlerde yaşarlar. Bu kişilerin kalabalığı, şehir yaşantısını arkalarında bırakıp buraları terk etmeleri ve tenha, dar vadilere, kıra sığınmaları, onların yaşamla olan sorunlarında hemen hiçbir değişiklik yapmaz. Böylece bir yanda iğrenç bir kent tasavvuru yapılırken, kırsalın da ondan hiç aşağı kalır yanı olmadığı defalarca vurgulanır. İnsanın kaçacak, sığınacak hiçbir yeri yoktur. Kenti, sakinlerinin kalıtım ya da bulaşma yoluyla kaptıkları ölümcül bir hastalık olarak betimleyen Bernard, kentte yaşayanların eğer doğru zamanda buradan ayrılmayı başaramamaları durumunda, önünde sonunda ya doğrudan veya dolaylı olarak intihar edeceklerini, ya da psikoposluk kokan mimarisiyle ve politika ve katolikliğin ahmakça bir karışımı olan
bu ölümcül toprakta yavaş yavaş ve perişan bir şekilde öleceklerini söyler. Ona göre kente biraz aşina olan herkes bilir ki yüzeyde o bir hayal ve arzu mezarlığıdır. Oysa altı dehşet vericidir. Kenti böyle tanımlamasına karşın Bernard'da kentin tümleyeni olan köy ve kırsal kesim betimlemeleri de aynı derecede serttir. Üstelik bu saldırı Avusturya kentlerine olan saldırılardan daha Avusturya karşıtıdır. Çünkü Avusturya geleneksel olarak kendisini güzel doğa çevresiyle tanımlamış, görmek isteyen bir ülkedir. Doğa az çok Avusturya kimliğinin garantörüdür. Ve bu güzel doğa, bu doğal çevrede yaşayan insanların da iyi insanlar olduğunu garanti eder. Bu insanların iyi olmaları kadar da doğa iyi ve güzeldir. Yani bu döngüsel argümanda doğa, Avusturyalı kimliği için bir tasdik edici konumundadır. Oysa doğa, Bernard için tek kelimeyle çürüktür. Kırsal alanda her şey çürüktür. Kırsal alan insanlarının daha değerli olduklarını kabul etmek büyük bir yanılgıdır. Onlar günümüzün alt insanlarıdır. Genel olarak kırsal alanın kendisi kentten daha bozulmuş, daha düşkünleşmiş, çok daha düşkünleşmiştir. Fazladan bir döküntüdür kırsal alan nüfusu. Kırsalda yaşayan kişi zamanla aptallaşır. Orası tatsız tutsuz bir yerdir. Ve yalnızca sağlığa zararlıdır. Alman ve Avusturya edebiyatında mutlu insanların yaşadığı güzel doğa ve köy imajına saldıran Bernard, romantik edebiyatın insanının kirletmediği saflık sembolü olarak ele aldığı doğayı hastalıklı ve çirkin bir dünya olarak resmeder. Böylece insanın kendisini kurtarabilmesi için doğaya kaçışta bir çözüm olmaktan çıkar. Thomas Bernard da dünyanın tüm huzursuzluklarından, acılarından ve ağrılarından yalnızca tek bir kurtuluş yolu vardır. Ölüm. Kendi kendini imha eden dünyada zaten her şey ölüme yönlenmiştir. Bu dünyada var olabilmek demek ise akla aşırı derecede yüklenen bir konsantrasyonla düşünmek, bunun sonucu olarak da giderek insanlardan uzaklaşmak, dayanılmaz bir yalnızlık içinde tükenmektir. Bu, insanın düşüncelerini anlatma denemesi kendisini çok zorlar. Derdini anlatamama, insanın kullandığı kelimelerin bile tahrip aracına dönüşmesine yol açar. Artık iç dünyanın baskı yapan dış dünyaya karşı ümitsiz direnişi vardır. Bu nedenle Bernard kahramanlarının ağzından "Doğmak mutsuzluktur. Yaşadığımız sürece de bu mutsuzluğu sürdürürüz. Bir tek ölüm kesip atar bunu. Ancak ölüm olabilir büyük ağrıların sonu. Ölüm her şeyden kurtulmak anlamına geliyor. Özellikle kendi kendimden. Ölümle yaptığım anlaşma iki taraf için de olabildiğince avantajlı ve mükemmel." gibi sözleri sık sık okuyucuya aktarır. Bernard'ın 1968 yılında Avusturya Ulusal Edebiyat Ödülünü kazandığında ödül töreninde yaptığı ünlü sözleri burada hatırlatmakta yarar var. "Ölüm düşünüldüğünde geriye kalan her şey saçmalıktır."